ERP2 için tabiri caizse kabuğuna sığmayan bir ERP diyebiliriz. ERP2, ERP'nin içerdiği tüm konuları kapsamakla birlikte artık sadece ilgili kurumu değil, kurumun tedarikçilerini ve müşteri ilişkilerini de tamamen içerisine alan bütünleşik bir sistem olarak kendini göstermektedir. Yaklaşık 2000'li yıllarda ERP2, tedarik zincirlerinin, müşteri ilişkilerinin yönetimi de dahil olmak üzere iş zekası kavram ve fonksiyonlarını kendisine katarak sadece birkaç sektöre değil, tüm sektörlere de aynı avantajı sunmaya başladı. Farklı farklı kurumların farklı departmanlarını ve departman içi bölümlerini, farklı fonksiyonları birbirleriyle entegre etmekte kalmadı ve entegrasyonu farklı endüstriler arasına da taşıdı. ERP'nin mevcut tüm kavramlarını alırken katılım zorlukları gibi başarısız ve güçsüz kalan yönlerini de çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım sayesinde ERP2, tedarikçiler ve müşteriler ile yani en az 3'ten fazla şirketin uygulamalar arasında entegrasyon avantajı elde edilmektedir. Bu entegrasyon sayesinde planlama derinliği sağlamakta ve yönetimsel dinamikleri de geliştirmektedir. ERP2 yazılımı ile kuruluşlardaki işlemleri yönetmek için internet temelli bilgi sistemleri, kuruluşlar ve kurumlar arasındaki verilerin ve işlemlerin şeffaflığını artırabilir. Bu sayede de kurumsal yükselişler için yeni yollar açılabilir. Tüm ERP2 sistemleri meta düzeyde farklı kuruluşlar arasındaki kaynakların planlanmasını ve mevcut işbirliğinin daha kolay ve akıcı hale gelmesini sağlayabilir. Kısacası ERP2, ERP'nin sağladığı tüm avantajlarına ek olarak kurumun çevresindeki şirketleriyle olan bağlarını ve ilişkilerini de sisteme entegre ederek internet üzerinden ham madde ve yarım madde tedariğinden tutun da ürünün müşteriye satılışı ve sonraki evrelerine kadar olabildiğince şeffaflık ile uzanan sistemdir. ERP 1'i zaten gördük. ERP 2 ise internetin gücünü temeline alarak gücüne güç katan, hızına hız katan bir sistem haline gelmiştir. ERP 2'yi kullanan sistemler, ERP 2'yi kullanan şirketler arasında da meta düzeyde bağlantılar sağlayarak bir şirketin ihtiyacını tedarikçisinin sisteminde görebilmesi ve otomatik olarak siparişin oluşturulmasını sağlayarak tedarikçinin yapacağı üretimleri tedarik eden firmanın isteklerine göre hızlı bir şekilde üretmeye başlayabilir. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hız kesmeden devam edelim.